Balıkesir Çözüm Dergisi Dershanesi, Kalem Kırma Şenliği adıyla bir söyleşi etkinliği düzenledi. Eğitimci ve televizyon programı yapımcısı Süleyman Belediyeoğlu'nun katılma eşliğinde, SBS ve YGS'de motivasyonun yükseltilmesi, stres yönetimi, sınav heyecanı, veli-öğrenci ilişkileri, ayrıca dikkat eksikliğinin giderilmesi konulu seminer, iki oturum halinde yapıldı. Sabah Balıkesir Çözüm Dergisi Dershanesi öğrencilerine, eğitimci ve televizyon programcısı Süleyman Belediyeoğlu, oğlu SBS ve YGS'de motivasyonun yükseltilmesi, stres yönetimi, sınav heyecanı, veli-öğrenci ilişkileri ve dikkat eksikliğinin giderilmesi gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu. Belediye Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi salonunda düzenlenen etkinlikten bir bölüm ekranlarınıza getiriyoruz. Kalemleri kıracağız. Neyin kalemini kıracağız? Sınavın kalemini kıracağız. Neyin kalemini kıracaksınız çocuklar? Stresin kalemini. Kaygının kalemini kıracağız. Efendim, işlem hatasının kalemini kıracağız. Başka neyin kalemini kıracağız? Kaydırma vardır ya, 9. soru, 10. soru işaretleme gibi falan. Kaydırmanın kalemini kıracağız. Unutmanın kalemini kıracağız. Kısacası bugün burada kötü olan her şeyin kalemini kıracağız. 3 tür hafızamız var bizim. 3 tür hafıza. Buna çok dikkat edin. Hani şöyle bir tane kafamız var ama bunun içerisinde bizi başarıya götürecek olan 3 tür hafıza. Bunları şu şekilde düşünün. Bakın şu şekilde düşünüyorsunuz çocuklar. Şu şekilde ağzındayım. Bu açılmadan şu devreye girmez. Bu açılmadan da bu devreye girmez. Bunların arkası arasında açılması gerekiyor. Şudur. Şu duygusal hafıza. Rastgele gösteriyorum bunu. Yani bunun tıbben çocuklar hani kafanın üst tarafında göstermesi mümkün değil. Ben sadece öğretici olsun diye bunu o şekilde gösteriyorum. Bakın, dikkat edin. Şurası duygusal hafıza. Hemen altında çocuklar kısa süreli hafıza var. Hemen altında uzun süreli hafıza var. Duygusal hafızanızın kapağını açmadan çocuklar bir dersi dinleyebilmek, bir masada ders çalışabilmek, öğretmeninizin söylediğini anlayabilmek mümkün değil. Eğer siz bugün bu seminere, dershaneniz burada yoklama yapacak, anneniz babanız kızacak diye geldiyseniz çocuklar, duygusal hafızanız